İttihat Terakki'ye ve İttihatçılara bühtan eden bir kısmı gafletinden, bir kısmı cehaletinden, bir kısmı peşin hükümlerinden, bir kısmı hani 15-16 yaşında okuduklarıyla 60-70 yaşına kadar idare etmenin ucuzluğundan kurtulamayan Türklerin şu soruyu sormaları lazım. Milliyetçi Türklerin, İslamcı Türklerin, sol takımı saymıyorum, liberalleri saymıyorum. Onlar karşı taraftalar. Öbür mahallenin çocukları onlar. Ki onların içlerinde de ehli namus olanlar yok mudur? Vardır. Kemal Tahir'i istisna ediyorum. Ama bu milliyetçi ve İslamcı ya da İslami unsurlar arasında İttihat Terakki'ye bühtan edenlerin Fahrettin Paşa vesilesiyle mesela şu suali sormalar lazım kendilerine. Bu nasıl bir hareket ki Fahrettin Paşa içinde, Prens Said Halim Paşa içinde? İslamcılar bunu sorması lazım. Hani yoksa hani Mustafa Müftüoğlu, Necip Fazıl, Kadir Mısıroğlu, yoksa Prens Said Halim Paşa'dan daha büyük fikir adamları mı bunlar? Bunu kendilerine sormaları lazım. Beğenmeyenler İttihat Terakki Fahrettin Paşa'dan daha mı azimkar olduklarını sormaları lazım. Çekirge yiyerek, çekirge ölüsü yiyerek askerlerine tavada çekirge ölüsü kavurmanın, yemenin mübah olduğu yolunda fetva bile alarak, çekirge yedirerek eratına Fahrettin Paşa'dan acaba daha mı İslami hassasiyetleri yüksek bu beğenmeyenler? Dün benim bir arkadaşımın arkadaşı sosyal medyada yazmış. Acaba neyi savunacak filan benim için? İşte onun ilmine filan da itibar etmiyorum. Haşa, ben ilim iddiasında olan bir adam değilim. Ben ilmin talebesiyim. Bakacağız ama filan. Baktım bu arkadaşın profiline, 3 hilal var. Yani belli ki MHP'li. İsmini zikretmeyeceğim ama bu tür milliyetçilik bile iddiası olanların biraz utanması lazım. Türk milliyetçiliğinin de İslamcılığın da ilk gerçek, belki son gerçek iktidarı İttihat Terakki iktidarıdır. Bunlar neden bahsediyor? Sandinski varmış da işte bu Makedonlarla beraber olmuşlar da yıldız yağmalanmış. Ya o bir hengame. O nerede oldu? 31 Mart içinde oldu. 31 Mart'ı savunacak olanların, savunmaya kalkacak olanların 15 Temmuz 1916'yı hatırlamaları lazım. 31 Mart vakası bir tür 15 Temmuz'dur. 15 Temmuz bir tür 31 Mart vakasıdır. 31 Mart ayaklanmasıdır. Ona iyi bakmak lazım. Şimdi Mekke ve Medine'nin bırakılması konuşuluyor Şam'da. Karargâhta, Enver Paşa karargâhta. Kimler var başka? Cemal Paşa var. Başka kim var? Dördüncü ordunun, Cemal Paşa'nın Erkan Harp reisi var. Ali Fuat Erden. Başka kim var? Mustafa Kemal var. Konuşma şu, yani zayiat verip de mi bırakmak, zayiatsız mı bırakmak? Hı hı. Ya nasıl olsa bırakacağız. Mantık şunu söylüyor, akıl şunu söylüyor. Madem bırakmak zorunda kalacaksak neden zayiat verelim? Enver Paşa hariç herkes bırakalım, evet. Enver Paşa da heyetin kararına saygı duyma gereği hissediyor. Ses çıkarmıyor. Yani bir tür evet bırakalım kararı veriliyor akşamdan. Ve Fahrettin Paşa'yı çağıralım. Sabah kalkıyorlar. Enver Paşa diyor ki ben bunu yapamayacağım. Ben mukavemet etmeden, son imkanları kullanmadan Medine-i Münevvere'yi İngilizlere teslim etmem. Teslim olun diyemem Medine'deki askeri. Ve devam ediyorlar. Onun gibi düşünen bir de Fahrettin Paşa var. Bakın Bondros imzalanmış.
Mekke, Medine filan tamam, teslim olmuşuz. Mondros imzalanmış. Osmanlı Devleti, Devlet-i Ali teslim olmuş. Fahrettin Paşa direniyor. Teslim olmuyor. Ve Fahrettin Paşa bir tür, bilir misiniz? Tevkif edilerek, nezaketle, zarafetle tevkif edilerek vazifeden alındı. İstanbul'dan giden emir, incitmeyin. Sureti Katiye'de çok zarafetle, rikkatle muamele edin ama paşayı enterne edin. Başka yolu yok. Devleti teslim olmuş. Fahrettin Paşa direniyor. İttihatçılık nedir denirse işte o Fahrettin Paşa'nın davranış tarzıdır. Direniyor. Ve neticede etrafı sarılıyor, paşa alınıyor bir yere. Kusura bakmayın. Bu arada yazışmalar var. Ve o yazışmalar içinde bugün en ziyade muhabbetle, hürmetle telaffuz ettiğimiz bir terim, bir ıslah, bir mefhum hayatımıza girdi. Zihin alemimize girdi. Mehmetçik. Mehmetçik lafzı Cihan Harbi'nden evvel, o yazışmalardan evvel, Fahrettin Paşa'dan evvel yoktur. Merak eden varsa bu Mehmetçik sözü ne zaman çıktı? Mehmetçik sözü ilk defa Fahrettin Paşa'nın Harbiye Nezareti Celilesi'ne yazdığı bir tezkirede zikredilmiştir. Hatta bu yüzden biraz takbih de edildi Fahrettin Paşa. Nezaret diyor ki böyle Ahmetçik, Mehmetçik gibi yani hafif tabirler kullanmaktan lütfen içtinab ediniz. Hafif bulunuyor. Diyor ki çünkü Fahrettin Paşa, teslim oluyorsunuz, gel diyorsunuz. Ben bu Ahmetçiklere, Mehmetçiklere, Aliciklere ne diyeceğim? Teslim oluyoruz, peygamberin yurdunu müdafaa etmekten artık vazgeçiyoruz. Ben bunu nasıl söyleyeceğim bunları? İşte onların içinden o Mehmetçik sözü, Ahmetçik Alicik değil, Mehmetçik sözü kaldı. O günden beri Türk askerinin adeta adı aynı ama soyadı Mehmetçik'tir. Soyadı Mehmetçik'tir. Toynbee'nin bir sözü var, diyor ki Arnold Toynbee, bir tartışmada, bir meselede hakikati anlamak istiyorsanız sesi az çıkan tarafı daha çok dinleyin. İddiaçlar kaybettiler neticede. Tabi Engin Ardıç kulakları çınlasın. İstediği kadar istihza etsin. O bazen böyle nöbet tutar der ya. İşte bize ilk mektepte, orta mektepte öğretirlerdi. Biz aslında yenilmedik de işte müttefiklerimiz yenildiği için biz de mağlup sayıldık da, yenik sayıldık da onun için. Bu alay edilecek bir şey değil. İstihza edilecek bir konu değil. Bizim kaybettiğimiz muharebeler Cihan Harbi'nde kazandıklarımızdan azdır. Kazandığımız muharebeler daha fazla. Yani matematik diye bir şey var, aritmetik diye bir şey var, toplama çıkarma diye bir şey var. Çanakkale muharebelerinde neyi kaybettik? Bütün neredeyse muharebeleri kazandık. Kirteleri kazandık, birkaç Kirte muharebesi var. Alçıtepe'dekilerini kazandık. Zığındereleri kazandık, Anafartaları kazandık, Conkbayırı'nı kazandık, Koca Çimen'i kazandık. Neyi kaybettik? Çanakkale'de bazı muharebelerde denktir zayiatlar. Onun haricinde tamamını kazandık. Kasım'ın başında Azap muharebelerini kazandık. Ondan evvel Köprü köyleri kazandık. Başka bir programda zikrettim yine. Ziya Yerigök diyor ki, kendisi 87. Alay Kumandanı. Köprüköy muharebelerinde Ruslar kaçıyor. Biz takip ediyoruz. Ama onun öncesinde Rusların ricatinden evvel öyle bir taarruz vardır ki Köprüköy'de, o taarruza 8 Kasım olması lazım. 6-7-8 Kasım.
muharebelerin tarihi 8 Kasım 1914. Ruslar çünkü 1 Kasım'da hududu tecavüz ettiler. Karaburgan hududunu, Berlin muahedesiyle tayin edilmiş hududu. Ve muharebeler başladı. 6-7-8 Kasım'da o vakit Hasan İzzet Paşa 3. Ordu Kumandanı 8 Kasım'da bir taarruz var. Düz Ova Köprüköy'de o taarruzu anlatırken 8 Kasım muharebesini nihayetsiz kendinden geçermiş. Mesela bir yazısında şöyle diyor. Ülkücülere, Türk milliyetçilerine diyor ki: verdiğiniz mücadele için, yaptıklarınız için hiç kimseden bir teşekkür beklemeyeceksiniz. Yanınızda düşüp ölenlere, Köprüköy'de Rus askerlerine taarruz eden Mehmetçik misali dönüp bakmak için bile vakit kaybetmeyeceksiniz ve yürüyeceksiniz. 2 asırlık Rus korkusunu yendi Köprüköy'de ve azap muharebelerinde. Bu devletin de, ricali devletin de, ordu erkanının da iliklerine zinmişti adeta. Çünkü Prut'tan sonra herhangi bir galebemiz yok. 1812-13 muharebelerin çatışmalarını kaybetmişiz. 28-29 büyük Rus harbi var, kaybetmişiz. 93 harbi var, kaybetmişiz. Çünkü bir defa misilsiz bir sayı üstünlüğü var Rusların. 8 milyon askerle açtılar Cihan Harbi'ni. Bizim celp çıkardığımız toplam Şevket Süreyya'nın verdiği rakam 2 milyon 700 bindir. Ama hiçbir zaman 2 milyon askeri silah altına alamadık Cihan Harbi. Gelmiş 4 tane serser, affedersiniz. Bizim evin önündeki bahçe üstüne nizâ ediyorlar. Burası kimin olacak diye. Bizim bahçenin davasını görüyor. Biz de balkondan seyrediyoruz. Ama bahçe bizim. Bahçe bizim. Yahu kavga bizim bahçe üstüne. Balkanlar ve Orta Doğu'daki rekabettir. Asıl saik olan. Asıl saiki Cihan Harbi'nin Balkanlar ve Orta Doğu'daki rekabettir. 1914'ten evvel hani İtiraf Devletleri, İttifak Devletleri diye eskiden okurduk. Şimdi mihver devletleri, yani Avusturya, Macaristan ve Almanya. Başlangıçta İtalya, sonra saf değiştirdi. Tipik İtalyan siyaseti. Önce şurada dururlar, sonra cayarlar. Napolyon der ki, Tanrı İtalyanları aşağılık duygusundan kurtarmak için askerlikte Avusturyalıları yarattı. Bir tek onları yenebiliyorlar doğru düz tek eder kalınca. Başlangıçta bu İtalyanlar da Almanların, Avusturyalıların yanında. Sonra karşıya geçtiler. Öbür tarafta Fransızlar var, İngilizler var. İttifak, itilaf. İttifak ne, itilaf ne? Allah'a şükür Türkçe mükçe kalmadığı için memlekette. Koca Genelkurmay yayınlarında tuhaf şeyler kullanıyoruz. Bağdaşık olanlar, bağlaşık olanlar. Bir abuk, subuk. Yani 2000 küsur senedir konuştuğu dil belli. 1000 küsur senedir edebi bir dil konuşan, büyük bir dil konuşan, büyük bir lisan konuşan. Ve son asırlarda bütün dünyanın en büyük birkaç lisanından birini konuşan bir ülkenin evlatları böyle eciş bücüş kelimelerle konuşuyorlar. İttifak şu, işbirliği. Beraberiz. İtilaf şu, telif ettik menfaatlerimizi. Menfaatlerimiz bağdaşlıyor, işte beraberiz. Öbürü, tamam söz beraberiz. Bu andan itibaren beraberiz. Değerli Orhan Bey, bu üstümüze vazife olmayan lafından yani neresinden tutarsınız? 1913'te bir encümen toplantısı var. Özür dilerim, 14'te. 13 mu 14 mü? 13 veya 14. Büyük encümenin toplantısı var Rusya'da. Bu büyük encümen
Kimlerden oluşuyor? Sazanov var başlarında, Dışişleri Bakanı, Rus Dışişleri Bakanı. Rus ordu komutanları var. Rus Savaş Bakanı var. Yani bir tür Rus derin devleti. Büyük encümen şu gündemle toplandı. İstanbul'u nasıl işgal ederiz? Onlara bir problem çıktı Rusya ile aramızda. Enver Paşa Alman heyetini istedi. Liman Paşa'yı, bizim Liman Paşa dediğimiz Alman generali, Liman von Sanders. Liman Paşa'yı Erkan Harbiye reisi yaptı. Yani Genelkurmay Başkanı yaptı. Şimdi bazı terminolojiye hakim olmayan literatürden de bir haber arkadaşlar, ismini vermeyeceğim. Bazıları sevdiğim adamlar. Devletin silahlı kuvvetlerinin başına bir Alman geldi diyorlar. Şimdi Harbiye, Erkan-ı Harbiye'nin Harbiye Nezaretine bağlı olduğu teşkilat yapısında bugünkü hani ordu kurmay başkanları var ya, mesela Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı, 1. Ordu Kurmay Başkanı, 2. Ordu Kurmay Başkanı, Tümen Kurmay Başkanı, Kol Ordu Kurmay Başkanı. Bunlar mesela Kol Ordu Kurmay Başkanı, Kol Ordu Kumandanının altında bir bakandır. Altında bir kadrodur. Kurmay Başkanlığı. Hı hı. Kurmay Başkanlığının rütbesi Kol Ordu Kumandanının rütbesinden düşüktür. Kol Ordu Kumandanı Kor Generaldir. Kurmay Başkanı yanılmıyorsam ya Tuğ General ya Tüm Generaldir. Şimdi o günkü Erkan-ı Harbiye Reisi de bir tür Harbiye Nazırı'nın Kurmay Başkanı gibidir. Söz ve karar sahibi olan Harbiye Nazırı'dır. Yani Enver'dir. Enver Paşa. Danışman gibidir Erkan-ı Harbiye Reisi. Liman Paşa'yı Erkan-ı Harbiye Reisi yapınca Enver, Ruslar bundan çok hem telaş ettiler, hem Ruslar bundan çok rahatsız oldular. Çar hükümeti. Rus hükümeti nota verdi Osmanlı'ya. Bunu bir husumet ilanı sayıyoruz dediler. Bir Alman generalinin Osmanlı orduları Erkan-ı Harp reisi olması Rusya'ya karşı bir tehdittir. Ve bunun üzerine bakın iyi geçinmek istiyor Osmanlı hükümeti ve Enver Paşa. Bunlar savaş manyağı falan değil. Ama ok yaydan çıktıktan sonra da bunlar savaş için yaratılmış gibi adeta. Ok yaydan çıktıktan sonra. Ama o zamana kadar gencecik yaşlarına rağmen çok temniyle hareket eden adamlar. Hemen aldı Enver Paşa, Liman Paşa'yı vazifesinden. 1. Ordu Komutanı yaptı mesela. İstanbul ve çevresini Marmara'yı korumakla vazifeli 1. Ordu'nun başına getirdi. Aldı Erkan Harbiye'de. Sonra 1915'te de malum Çanakkale'yi savunan 5. Ordu'nun kumandanı yaptı. Hani Rusları hani üzerimize sıçratmamak, bulaştırmamak. Bir denge gözetti orada. Tabii tabii. Rusları teskin etmeye çalışıyor. Asla kışkırtıcı davranmıyorlar. Mesela Mayıs 1914'te kalktı Talat Paşa, Avrupa'daki bloklaşma filan yani ısınıyor Avrupa. Hı hı. Çünkü savaşın demin konuştuk ya asıl sahiki Orta Doğu ve Balkanlardaki rekabettir. Alman-İngiliz rekabeti. Alman-İngiliz, Balkanlarda Alman-Rus-İngiliz rekabeti. Orta Doğu'da bilhassa Alman-İngiliz rekabeti. Rus çarları öteden beri Soçi'ye gelirler yazda. Çar 2. Nikola Soçi'ye geldiğinde onu söylemiyorum inşallah. Bu Nikolalarla Aleksandrları hep karıştırırım ben. Kalktı Ahmet İzzet Paşa Harbiye Nazırı ve Talat Bey İttihat Terakki'nin fiili lideri, fiilen lideri, resmi lideri yoktur İttihat Terakki'nin. Ve İttihat Terakki bu teşraflanma yapısı bakımından tarihte ilk ve tektir.
Onu taklit eden Sovyetler Birliği Komünist Partisi olmuştur. Lenin Komünist Parti'yi adeta İttihat Terakki'ye bakarak kurdu. Araştırılmaya, tefsik edilmeye ihtiyaç duyulan bir konudur. Mesela İttihat Terakki'de her şey Merkez Umumi'de biter. Lenin Bolşevik Partisi'nde de Politbüro'da biter. Siyasi büro, Politbüro değil, siyasi büro. Merkez Umumi. Merkez Umumi'de Katibi Umumi'dir esas söz sahibi olan. Orada birinci sekreter, adı birinci sekreter. Komünist Parti Genel Sekreteri veya Komünist Parti birinci sekreteri. İttihat Terakki'nin genel başkanı yoktur. Bolşevik Partisi'nin de genel başkanı yoktur. Taklit ettiler. Çünkü boğazda bir hayranlık duyuyorlardı. Olağanüstü başarılı bir organizasyon. İngilizlerle anlaşmışlar, konuşmuşlar, işi bitirmişler. İstanbul Ruslar'da kalacak. İngilizler petrol bölgesine yer koyacaklar. Orta Doğu. Bu anlaşmalardan sonra filan tabii bizimkiler tam haberdar değiller büyük encümen meselesine. Büyük encümen meselesine gelecek. Büyük encümen meselesi şu. Toplanıyor Rusların devleti. İstanbul'u nasıl zapt ederiz? İstanbul'u nasıl işgal ederiz? Bunu konuşuyorlar. Ve sonunda şu karara vardılar. Bunların bütün ayrıntılarını Altay Cengizer Adil Hafıza'nın ışığında başlıklı eserinde birkaç baskı yaptı. Eline sağlık Altay Bey'in. Hem çok iyi bir diplomattır hem çok iyi bir araştırmacıdır. Ve bahusus bu meselenin dünyadaki en iyi uzmanıdır belki. Cihan Harbi'ne nasıl girdi Osmanlı İmparatorluğu? Bu üstümüze vazife olmayan savaş diyen cahillerin zahmet edip bir de 50-60 liraya kıyıp Altay Cengizer'in kitabını okumalarını salık veririm. O kadar sabırları, o kadar entelektüel zihni dayanıklılıkları varsa, çünkü bu iftiraların sahipler ekseri ya ucuz adamlar, basit adamlar, bayağı adamlar maalesef. Altay Cengizer beynini yedi, İngiliz arşivlerine girdi, yabancı arşivlere girdi, bütün o yazışmaları tek tek döktü. Osmanlı devlet adamları, iddiatçılar, İttihat Terakki hükümeti, Osmanlı hükümeti aynı zamanda. Kime mühtan ediyoruz? İttihat Terakki hükümeti, Osmanlı hükümeti. Nasıl çırpınmışlar? Nasıl dişleriyle, tırnaklarıyla direniyorlar savaşa girmemek için? Başaramıyorlar.